Orkamp, Aybeniz ile Outdoor programını sunar. Merhaba Business Channel Türk TV izleyicileri. Her cuma olduğu gibi bu cumada tekrar Aybeniz ile Outdoor programında karşınızdayız. Bugün sizlere dünya ve Avrupa şampiyonu, Profesyonel kitboks şampiyonumuzu tanıştıracağım. Daha doğrusu muhakkak tanıyorsunuzdur. Türkiye'nin tanımadığı e, bir sporcu değil. E, dünyada ve e, Türkiye'de çok e, yakından takip edilen bir e, sporcumuz Halis Afşar. Halis Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Deniz Hanım, nasılsınız? İyiyim, İyi misiniz, siz nasılsınız? Teşekkürler. Faaliyetlerimiz çok yoğundu. Uzun bir süredir gelemedik programınıza. Olsun hiç sorun değil. Evet. Her şeyde bir hayır var diyelim yani. Faaliyetlerimiz çok yoğundu ama çok güzel başarılarla Türkiye'ye döndük. Takip ee, ediyorum sizi evet, Çok teşekkür ederim. Kısa tanıtayım ben kendimi isterseniz. Evet lütfen. <laughs> <laughs> ee, de <yapabilirsin> Evet. Be. <laughs> İyi olur. <olurdu. gülüyor> Kısa tanıtayım ben kendimi. İsmim evet. <laughs> 1980 Ardahan Göl'e doğumluyum. 11 yaşından beri spor yapıyorum. Hayatımı hep spora adadım. Biz 11 kardeşiz. Anne baba... eee Çiftçi diyelim onların hiçbir zaman bize e, katkı ve destekleri şeyden dolayı olmadı spordan dolayı. Ama manevi çünkü, olarak hep yanlarınızda. Çünkü evet biz hep hayatımızı spordan kazandık. 11, 11 çocuğun de mi sporcu? Ee, yok 3 tanesi sporcu. 3 tanesi Tabii sporcu. Ee, ben hep dayımı örnek aldım. Dayım genel koruma, koruma subaydı. Onu örnek alarak boksa başladım. Bunu da hep söylüyorum. Ona çok teşekkür ederim. E, yıllardır e, sporculuk dışında artık e, şu anda yöneticilik yapıyorum. Tabii geçen yıla kadar yine dövüştüm. Şu anda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularım var. Sporcuları yetiştiriyoruz. Maytay başkanlığını ne yapıyorsunuz? E, Maytay Federasyonu İstanbul başkanlığını yapıyorum. Hı hı. Uzun yıllardır devam ediyorum. Maytay sporuna çok desteğim vardır. Çok emeğim vardır. Maytay sporunda dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcularım vardır. E, şu anda da iki yıldır... Daha önce beraber çalıştırdığım Türkiye Maytay Federasyonu İcra Kurulu Başkan Vekilimiz, Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Yıldız'ın kurucusu olduğu e, KEMPO Federasyonu'nun şu anda e, başkanlığını ben yapıyorum. İki yıl önce genel seçimle, genel kurulda e, 69 oy farkla ben federasyon başkanlığına geldim. İki yıldır devam ediyoruz. E, bunları siz sordukça ben size cevap verebilirim. Kempo'yu, Muay Thai'yi, Boks'u, Kickbox'u. Ee, özellikle programa, öncelikle programa davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size değil çok değil seviyorum. Yani ben de sizi Aynen çok canım. seviyorum. Daha doğrusu da biliyorsunuz ben de sporcu bir kökenle evet. geldiğim için yani durmadan seni nerede yakalayacağım diye merak <laughs> ediyordum. Sporun Bugün yakal. Evet. evet, sporcu Sporcun sporcu'nun halinde. halinden anlıyor Aynen. Onun için de. Ee, bugün seni buraya getirdiğim için mutluyum yani evet, çok bu kadar söyleyip. Ee, Halis bir şey soracağım. Şimdi siz e, Avrupa ve Dünya Şampiyonu'na şu anda e, sporcu hazırlıyorsunuz. Evet. Bu sporcular hazırladığınız zaman herhangi bir sponsorunuz var mı? Sponsor bulabiliyor musunuz? Ben daha doğrusu buraya gelen bütün sporcularımıza bunu soruyorum. Burada en önemli şey spo sponsor bulmak. E, tamam e, biz kendi e, federasyonlar destek veriyor. Biz kendi bayrağımızı taşımak için o onurla gururla gidiyoruz oraya. Ama bir de e, neden sporcu e, sponsorlarınız olmasın çok daha iyi şekilde e, buralara gitmek olmasın diye çok merak ediyorum. Ayveniz Hanım çok güzel bir konuya değindiniz. Bu konuyla ilgili bütün sporcularımız üzgün yani bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum ve çok üzücü. Ee, tabii ki herkesin ihtiyacı vardır. Ee, aslında bunu sunmak da önemli sponsorlara. Şimdi Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştiriyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonasına biz gittiğimiz zaman bütün her şeyimizi devlet karşılıyor. Özel Avrupa kupaları, dünyanın en büyük Avrupa kupasını Antalya'da yaptık. Ee, 20 düzeltiyorum, 10-15 Kasım'da yeni. Burada da 7-8 tane şampiyon çıkardım. Özellikle 86 kiloda şampiyon, dünya şampiyon geçen yılın dünya şampiyonu olan sporcum bu sene yine burada da birinci oldu. Burada biz kendi imkanlarımızla dünya ve Avrupa kupalarına özellikle kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Devlet birinci olan sporcuları her şeyini devlet karşılıyor. İkinci, üçüncü, üçüncü olan sporcularını hiçbir şekilde karşılamıyor. Bunu kendi imkanlarınızla gidiyorsunuz. Ama böyle bir şey söyleyeyim. Peki bu sporcular da Türk sporcusu. Hepsi Türk yani sporcusu. Yani Türk adına yarışıyor. Türk i̇sterseniz milli üçüncü olsun, isterseniz Milli Takımın sporcuları. Tabii burada ya şey kötülemek de istemiyorum. Ya bakanlığımızın bütçesinde sıkıntı var. ya da Federasyon bütçesinde sıkıntı var. Şimdi halis Ama federasyonun da bütçesini bakanlık karşılıyor. Spor Bakanlığı. Ama halis bir şey söyleyeceğim. Şimdi dünyada şu anda ben çok programda söylemişim diyeceksiniz ki durmadan aynı şeyi çiğni Çin'i önüme koyuyorlar, koyuyorsunuz. Hayır öyle değil. Şu anda dünyada sadece ve sadece Türkiye Çitbokstan, güleş sporlarından ve trap, sikit sporcularından şampiyon çıkarıyor. Ve bu insanlar evet. asla destek bulamıyorlar. Ve bu çok üzücü bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Kesinlikle. İsterseniz dördüncü olsun bir evet. sporcu, onun bile bir sponsoru var. Evet. Bir ayakkabı firması, bir geysi Hı. firması eninde sonunda... Bu insanların vücudunda olan o kıyafetler dünyanın her yerinde görünen bir kıyafetler. Sen o kıyafetlerle çıkıyorsun. Ne bileyim ya yapacakları sponsorluk da atman deve değil yani. En de sonunda bu insanların Şimdi... en azından <laughs> yol paralarını, uçak paralarını, kalma paralarını <laughs> de sponsor olabilirsiniz. Yani kimse size getirmese milyonlar Beniz verin demiyor. Evet Aybeniz Hanım dört defa ben kickboksun profesyonel e, Vasco'da dünya şampiyonu oldum. Altın kemer sahibiyim. Kickboks'da, Muay Thai'da, Muay Thai'da Türkiye şampiyonuyum. 2012'deki veteranlarda Türkiye yine birincisi oldum. Ee, Ukrayna'da geçen yıl dövüştüm, Rusya'da ee, dövüştüm, birinci oldum. Orada milli sporcuyum, Muay Thai'da birin şey milli sporcuyum. Biz şu anda üzerimde bir forma var, genelde bunu giyerim. Başka ülkenin markasının reklamını yapıyorum ben. Bu üzücü. Neden? Onlar destek veriyor. Şu anda giydiğim bütün ürünleri yurt dışından bana gönderiyorlar. Amerika'dan gönderiyorlar. Yani adam Amerika'dan buraya, e, Bu bir sporcuyu destekliyor, sürekli, buradaki... E, yanlış anlamayın lütfen. Kıyafetlerim, e, çok özür dileyerek çorabına kadar adamlar size gönderiyor. ve Tabii bir çok, giyin çünkü. Birçok zaman sizinle de karşılaşıyorum. Hep spor, hep aynı marka kıyafet var üzerinde Bunlar sponsor. Bizim Türkiye'de maalesef e, aslında e, sponsorluk yönetmeliği vardır. Sizin devlete atıyorum 2019 yılında borcunuz varsa siz eğer bana sponsor olursanız o parayı tamamen hem devlet sizi tebrik ediyor. Spora destek olduğunuz için sporcuya destek olduğunuz için hem de o paranın tamamını vergiden matraksız olarak düşüyor. Sponsor yani bu... ve bağış olduğu zaman onun karşılığında resmi bir evrak bizden alıyor yani bunu da aslında yansıtmak lazım. Maalesef bu konuda Avrupalıların çoğu parasının hatta yüzde seksenini kazancının reklama harcarlar. Ha, bizde öyle bir şey yok. Reklam bizde, Angarya bir biz, şey bizde yani. Bizde böyle bir şey yok ama reklam olmadan para harcamadan para kazanamazsınız, özgür olamazsınız, tanıtılmazsınız. Bakın 25 Ocak'ta sizi muhakkak 25 Ocak'ta küçük çekmece Yahya Bey gösteri merkezinde Vegas Fight Night olarak bizim tv 8.5'ta canlı yayınımız var. Vegas Fight Night'ın organizatörü, yöneticisi de benim. Evet öyle bir organizasyon da yapıyoruz. Sizi de muhakkak buraya bekliyorum. Hatta burada seyircilerinize hediye olarak biletlerimiz biraz yüksek ücretleri. Burada size 100 tane söz vereyim yayında sporcularınıza veya misafirlerinize veya şeylerinize. E, davet muhakkak, ederek e, davetlerinizi veririm ama böyle bir şey söyleyeyim sen de biliyorsun ben ayın evet. 19 Ocak'ta Amerika Şat Show'a gidiyorum Aa, evet, sizin yani var. evet e, bizim Great Wildlife dergisi orada dünyada Harika. zaten 6 tane fuarda tek Türk dergisi olarak geçiyor haliyle 26'sı dönüyorum 26'sı ben ama geliyorsunuz. benim yerime muhakkak e, sizin yanınızda olacak bütün sporcuları Oraya yönlendireceğim. Aybeniz Hanım, Amerika'ya gitmişken bizim federasyonumuzun başkanlığı İKF şu anda Amerika'da. Merkezi Amerika'da bulunuyor. Vegas'ta mı? Vegas'ta bulunuyor. E, Kempo'nun da biliyorsunuz yarım yarım konuşarak gidiyoruz. Türkiye'nin başkanlığını yapıyorum iki yıldır. En son e, Türkiye şampiyonasını, sonra Portekiz'de Avrupa şampiyonasına gittik bir ay önce. E, hatta Business Channel Türk TV yönetim kurulu başkanına, as başkanlarımızdan sayan Soylu, Sayın Seyhan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Çok desteği oldu. Ee, herkese destek veriyor. Evet, Hakikaten Se Se ya, kanalımız S diye söylemiyorum. Evet evet. Yani Se Se Seyan herkese Hanım buraya verilen herkes burada okuyan üniversiteli öğrencilere, e, verdiğiniz sponsorluklar, reklam e, inanın ki o reklamlardan, sponsorluklarınızdan 10 e, tane daha e, öğrenci okutuluyor, sporculara okutuluyor, destekler tabii. veriliyor e, ve e, gerçekten ciddi destekler var bu kanalda. Sıyan Hanım gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım ve dostum, çok yakınım ben kendisine. O benim için çok önemlidir. Gerçekten birçok şeyine ben şahidim e, sevgili izleyiciler. Sıyan Soylu'yu tanımanızı isterim. Gerçekten çok önemli bir değer. Ee, bizim e, spora da çok emeği ve çok desteği vardır. Kendisini çok seviyorum. Burada da selamlarımı iletiyorum. Aybeniz Hanım'a tekrar dönelim. Biz bu yıl çok faaliyet yaptık. Benim spor kulübüm Yeşilköy'de. E, sporla ilgili e, soracağınız şeylerin hepsine cevap verebilirim. Biz bu sene e, İtalya'da kickboksun dünya şampiyonasını yaptık. Çek Cumhuriyeti'nde Muaytay'ın Avrupa Şampiyonası'nı yaptık. Ee, Avrupa Şampiyonası'nı 3-10 Kasım'da Belarus, Minsk'te yaptık. Dünya Şampiyonası'nı e, 28 Ekim 6 Kasım'da Antalya'da yaptık. Ee, dünyanın en büyük Thai Avrupa Kupası'nı da 10-15 Kasım'da Antalya ilinde yaptık. Burada bu sene çok mutluyum. Kendi kulübüm olarak... Bir Bakırköy'de düğün... bir de kulübünüz var. Evet, biliyorum. Ba Bakırköy'de orada... e, spor kulübüm var ve esenyurtta spor kulübüm var ve Küçükçekmece'de spor kulübüm var. Allah daha da başarılı yerlere getirsin inşallah seni. E, çok Halis, teşekkür ederim. Bir şey e, daha doğrusu bugün Türkiye'nin kanayan yaralarından biri e, kadına şiddet. Haliyle ben bir şeyi merak ediyorum. E, bu ara kadına şiddetten dolayı sen de biliyorsun sen bir sporcu olduğun için ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Evet. Senin kadınlara ne kadar değer verdiğini bildiğim evet. için ne kadar zarif olduğunu için soruyorum bunu. Çok teşekkür Bu ederim. ara sizin bu şiddetten dolayı spor salonu kadınlar kitbox için ne kadar arttı? Şimdi sürekli bizim televizyonlarda bir kere müsabakalarımız oluyor. Hı hı. Canlı yayına müsabakalar oluyor. Her müsabaka sonrası, ertesi gün veya daha sonrası bizim kulüplere gelir. Şunu tavsiye ediyorum. Öncelikle sevgili spor severler, hanımefendiler, beyefendiler, çocuklarınızı, ailelerinizi gönderiyorsunuz. Öncelikle İstanbul Başkanı olarak dün 69 tane spor kulübünü denetledim. Ve 69 spor kulübünü de kapattım üzücü olarak. Yani sporu ben çok seviyorum. Kendim de sporcuyum. Bu arada ben de size bir spor salonu söyleyeceğim o zaman. Evet şimdi e, şunu sizden rica edeceğim. Bir spor salonuna gittiğiniz zaman antrenörün belgesi var mı? Antrenörün belgesini sorun ve kaçıncı kademe olduğunu sorun ve ne mezun olduğunu sorun. Gerçi biz lise mezun olmayan hiçbir branşın e, şeyine sporcusuna antrenörlük vermiyoruz. Milli sporcu mu? Kaçıncı kademe antrenör? Ne mezunu? Bunları muhakkak sormalarını istiyorum. Çünkü Yaptığımız sporlar çok riskli. Peki antrenörler... Dövüş sporlarında hanımefendi, dövüş sporlarında çok riskli, e, -saka, ciddi sakatlıklarla karşılaşıyorsunuz. Biz burada muaytayı da diz, dirsek ve e, krav maga öğretiyoruz bizim spor kulüplerinde. Başında ben olmak üzere ben ağırlıklı muaytayı boks ve kickboks branşlarına bakıyorum. Yardımcılarım da diğer branşlara bakıyor. Bizde Kempo MMA var. Kempo'nun açılımı nedir? Kempo'nun içinde birçok branş vardır hanımefendi. Bayanların birçoğu şu anda Kempo yapıyor. Aslında flash diski vermiştim sayın yönetmenim alabilirse arkada bunu da ya da daha sonra tekrarlarsınız. Kempo'nun içinde 7-8 tane branşımız var. Özellikle bayanlara yönelik silahlı ve silahsız savunma dersleri var. Çok etkileyici. Yıllardır sporcu yetiştiriyorum. Binlerce sporcu yetiştirdim. Ben Alt... komanda eğitimi gibi. Evet. Antrenörlük kursunun dışında kurs müdürlükleri yapıyorum. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştırdığım bayan erkek sporcular hariç. Polis okulunda binlerce, yıllarca Şükrü Balcı'da eğitmenlik yaptım. Şimdi ASM'deyiz. Hiçbir şekilde bayan sporcularımız dışarıda darbe almamıştır. Ama birçok olayla da karşılaştılar bunlar. Ya dirsek vurmuştur ya da sopalarla gösterdiğimiz Krav da ...karşındaki rakibe darbe vermeden... ...onu etkisiz hale getiriyor. Ama son noktada zaten darbe verilmesi... ...gerekiyorsa birkaç tane... ...kombineyle kesinlikle... ...rakibini etkisiz hale getiriyor. Ya kadınların spor bu ara yapan, çok güçlü tabii, olması bayanlar, gerekiyor. Bayanlar evet. Onlar bizim için çok... ...önemli. Gerçekten çok değer veririm... ...hanımefendilere. Özellikle hanımefendi olan hanımefendilere... ...çok değer veriyorum. Onlarla da birebir ilgileniyorum. Bizim kendi spor kulüplerimizde... ...bu programları ücretsiz olarak kameradan da izleyebilirsiniz. Çünkü antrenmanımız hep canlı yayın izlenilir. Burada da bakabilirsiniz spor kulüplerimizde. Ee, hanımefendiler özellikle spor yapanlar gerçekten e, farkına varmadan müthiş teknikleri ve güçleri artıyor, değişiyor. Size de siz zaten sporcusunuz. Biraz da size muayitayı öğretelim. Biraz da Kempo MMA Temponun Grand Prix'ini öğretelim size. Sen benim silah kullandığımı biliyorsun <laughs> evet, zaten. <tabii>. Onun dışında <laughs> o benim kitboksta hocam Süleyman tabii. Hoca. Evet o da spor. <laughs> Haliyle yani ben tamam <laughs> benim hocam e, Halis Bey değil ama e, benim de evet. kitboksa hocam Hı -hı. Süleyman Hoca. Size de çok çok selam var. Geçen hafta evet, konuştuk. Çok teşekkürler zaten. Süleyman Hoca. Değerli bir hocamız. Aybeniz Hanım tekrar edeceğim. Tekrar rica ediyorum sizden. Özellikle gittiğiniz spor kulüpleri ben İstanbul Başkanı olarak arkadaşlar. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bana ulaşabilirsiniz. Spor kulübüme ulaşabilirsiniz. Bu spor kulüpleri özellikle çocuklarımıza, ben çocuklara çok önem ve değer veririm. E tabii. Bir sporcuyu, yıllardır ben sporcu çalıştırıyorum. Allah'a şükür bir tane sporcum sakatlanmamıştır. Hami sabakalarda darbe alıyoruz. Parmak kırılıyor, burun kırılıyor. Siz vuruyorsunuz, karşı taraf vuruyor, kendini savunuyor. Ama antrenmanda hiçbir şekilde hiçbir sporcum sakatlanmamıştır. Ee, gideceğiniz spor salonlarını çok iyi araştırın. Antrenörleri araştırın. Konuşmayla herkes konuşuyor arkadaşlar. Ben şuyum, buyum, şunu diyorlar. Belgeniz var mı? Çok büyük bir tesise dün gittim. 60 tane, 70 tane antrenör dizmişler. Şu anda birçok AVM'lerde de yerleri var. Bir tane antrenörün antrenörlük belgesi yok arkadaşlar. Tutanak tuttum dün onlara. Antrenörümüz diyor personal training. Yıllardır Muay Thai'da, boksta, kickboksta Dünya Avrupa şampiyonu olan ve milli sporcular vardır. Profesyonelde maç yapanları falan biz onları çok dikkatli almıyoruz ve ferdi sporcuları da çok dikkatli almıyoruz. Eğitimsiz antrenörlerle eğitimsiz antrenörlerle antrenörlük belgesi olmayan antrenörlerle spor salonunda gençlik hizmetleri spor il müdürünü verdiği ve belediyenin verdiği ruhsatları olmadan buralara gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü kendilerini evet. sakatlayabilirler. Kesinlikle. Her şey olabilir. Peki bir biz şey daha biz soracağım biz Halis. Tabii. E, şimdi antrenörün dışında e, bir de spor salonlarının havalandırma bölümleri var. Evet. Ve bunlar baştan ayağa bir zehir. Ben bu kadarını anlatayım. Evet. Çünkü e, şu anda ismini tutmayacağım. Ben bir spor salonuna gidiyorum ve Türk dünya şu anda Türkiye'nin en önde gelen spor salonu. Ben 10 dakika... Kit box yapamıyorum ve durmadan dışarı kaçıyorum, nefes alıyorum, geliyorum ve kesinlikle havalandırma yok. Ve ben devamlı bunu söylüyorum. Evet. Ya bunları hiç mi denetlemiyorlar? Bunları işte ruhsat olmadığı zaman 69 spor kulübümüz neden kapattı Hayır ruhsatı musun? var, ruhsat var ama havalandırma sistemi Her yıl sadece Tabii. O, orada havalandırma yok. Orada bir bakıyorsun bir kokusu bir bakıyorsun başka. Ya inanıbiliyor musun? 10 saniye spor yapamıyorsun yani ve Çok kaçıyorsun üzüldüm. dışarıya tekrar geliyorsun nefes alıyorsun diyorum ki ya inanılır gibi değil ya beni gibi bir insan mümkünatı yok ya dur hoca diyorum ya bu ne ya nefes alamıyorum Kondisyon burada evet. yani. Oksijen demek gelmiyor. Gelmiyor Bak, gelmediği için de seni yoruyor ve düşürüyor. Direkt. Bazı firmalar ben bu yıl iki kere spor salonunun havalandırmasını değiştirdim. Bir dışarıdan nem alırsınız bir de içerideki havayı dışarı verirsiniz bunun ekipmanı çok önemli. Bazı spor kulüplerine denetime gidiyorum. Dün gittim özellikle. Adam sadece içeriye hava basıyor. Ve evet, o da içeride evet, ve içerideki mikrop da, üretiyor. Tabii, üretiyor. Aslında nem olmadan zaten olmaz. Nem alacaksınız. Dışarıdaki havayı alacaksınız. Yani onun için sordum. Bunlar Çünkü nabız atım musunuz? sayınız, kalp atım sayınız, bezal, bazal metabolizmanız hepsi birbiriyle bu kondisyonunuzu çok etkiler. Ya çünkü ben koşuda da öyleydim. Ben eski Hı -hı. atletim bu arada. Ben bir anda nabzım 160'a e, 170'e çıkar. Durduğum evet. anda da direkt 120'ye 120 düşer. Evet. Yani hızlı çıkar hızlı düşer. Evet. Haliyle ben spor yaptığım zaman da bir anda nabzım yükseliyor. yükseliyor. Yükseldiği zaman da yağ yakımıyla evet. beraber enerji kaybediyorum. Ve oksijen de almadığın için zaten bir hastalıklı bir ortamda spor yapmış oluyoruz. Bu konuyu genelde e, İl Sağlık Müdürlüğü ilçe sağlık müdürlüklerine talimat verir. Şimdi yeni yönetmeliğe göre Aybeniz Hanım spor kulüplerinde e, gençlik hizmetleri spor il müdürlüğü sizin spor salonunuz varsa diyorlar ki işte şunu 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 hazırlayın. Bunlar ne? İl müdürlüğü size ruhsat vermesi için önce belediyenin ruhsatı. Belediye o spor kulübüne önce ruhsat vermesi için o antrenörü ister. Antrenörün belgesini ister. İtfaiye e, raporunu ister. Yani yangın çıkışı, ondan sonra e, elektrik gittiğinde LED'li ışıklarınız olacak, yön gösteren tabelalarınız olacak, e, tahliye kapınız olacak ve yangın tüpleriniz olacak. Bayan, erkek, dinlenme odası, ofis, buraların hepsinde tek tek olması lazım. Ve her sene de denetleniyor. Benim kulübüm dahil. Bakın İstanbul Başkanıyım, Federasyon Başkanıyım. Özellikle ben istiyorum. Çünkü benimkiler denetlensin ki diğer spor. Geçen de sosyal medyada da yazdım. Bütün antrenörler arkadaşım da olsa salonları kapanması gerekiyorsa kapansınlar. Ben onları düşünüyorum. Yarın öbür gün çünkü onların başına ciddi bir sıkıntı gelebilir. Bir çocuk sakatlandığı zaman antrenörlük belgesi yoksa sporda bir ayağını sürekli cezaevinde biliyor musunuz? Tabii çünkü orayı sen işletiyorsun. Senin ismini taşıyor. Evet. Ee, siz boş verin yani herhangi bir yurt dışında birinin Tabii. mağazasında düştüğünüz anda bile o mağaza size tazminat, tazminat ödemek ödüm, zorunda. Evet. Yani bakmayın. Burada da, Türkiye'de bazı şeyler e, tersini işliyor da burada da bunlar çok önemli. Ben sporcularımı çok seviyorum. Çok başarılı sporcularım var. Bu sene dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve milli takıma çok sporcu verdim. Daha yeni şampiyonadan geldik. İki gün önce de Kıbrıs'taydım. Orada da biz Kempo şampiyonası yaptık. Mücahit komutanlarımızdan Sayın Cahit Bozatlı'nın anısına birinci anı olarak Kempo şampiyonasını düzenledik. Sayın Başbakanım Ersin Tatar'a burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başbakanımız geldi, bakanlarımız geldi. Bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. 25 Ocak'ta da bizim davetlimiz yine söylüyorum sizi de davet etmek istiyorum. Ben yokum ama dediğim gibi muhakkak sporcular hep orada olacak. Burada bir teşekkür etmek istiyorum ben. Buyurun. Öncelikle Ayveniz Hanım beni buraya davet edip konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ben ederim. Ben sizi çok ne seviyorum. Demek? Ayrıca küçük çekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebiye Kemal Bey yani kendisi sporcu olduğu için Sporcunun halinden anlıyor. İnanın sporun gerçekten sporun içinde geldiği için sporcunun halinden anlıyor. Sayın Kemal Çevi küçük çekmece belediye başkanımız canlı yayınımıza sürekli geliyor. Ve örnek bir belediye başkanı. Yıllarca davet ettiğimiz hiçbir belediye başkanı bizim programlara, organizasyonlarımıza gelmedi. Aslında biz ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularız. Dünya ve Avrupa'nın ben 54 ülkeyi dolaştım spordan dolayı. Milli sporcu olmamdan dolayı, profesyonel maçlara gittim, federasyon başkanı olmamdan dolayı. En iyi şekilde biz ülkemizi temsil ediyoruz. Ve bizim de bizden başka dostumuz yok. Buna çok emin olun. Evet, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bunu ne bilin. Müslüman ülkeler, ne Slovak ülkeler, ne Doğu, ne Avrupa. Çok eminim. Bak buna çok net bir şekilde ben kendim şahit oluyorum. Aslında sporcular, bunlar birçoğu da siyasi olarak... Bence devletler kaldırılsa hiçbir sıkıntı, hiçbir savaş kalkmayacak, şey kalmayacak. Ama maalesef çok, öyle bir öyle bu da bir çok, bu da çok zor. Evet, öyle bir şey yok. Durum yok yani evet. kalkamaz çünkü. Sponsorluk konusunu tekrar değinmek istiyorum. Sponsorluk konusu çok önemli. Eğer siz de reklamınızı vermek istiyorsanız bakın burada yayındayız. Sosyal medyada binlerce düzeltiyorum. 15 bin, 20 binden fazla takipçilerimiz. Özellikle spor salonunda biz bunları anons ediyoruz. Bakın televizyonda bizleri, Ayveniz Hanım'ı. Bakın burada ne kadar güzel ürünler var. Ben e, ben söz veriyorum sana evet. ama Orkamp'tan or söz verdi bunları spor salonuna e, gönderecekler Orkamp'a or buradan sesleniyorum lütfen e, Halis Bey'in e, spor salonuna bir 10-15 tane lamba gönderin çünkü orada elektrikler çok zaman gidiyormuş e, e, söz veriyorum sana Tamam. E, yarın e, hemen sende olacak. Ben de bunları spor salonlarında yayınlayacağım hatta astığım yerlerde de kamerada spor salonunda kameralar var orada da görebilirsiniz. Çok Teşekkür hoşuma, ederim. Çok hoşuma gitti. Ya Çünkü bugün bu, Orkamp en Albeniz güzel hanım, kamp bu, malzemelerini yapıyor. Bu çok ilgi çekici ve çok seviyorum. Niye diyeceksiniz biliyor musunuz? Biz çakma derdik, şey vardı. Buraya şey koyuyorsunuz köylerde. Evet evet. Ben 11 yaşına kadar e, Ardahan'da e, yaşadım. Çünkü orada bilirim. Ben çok gittim Ardahan'a biliyorsunuz. Çocukluğumuzda biliyorsun, yaşadığımız hiçbir şeyi unutamazsınız. Sabah bir yerde kahvaltı yaptım ama nerede yaptı kimle yaptık unuttum. Ama 11 yaşında yani köyde yaşadığımız her şeyi çünkü annem buna şey yapardı bunu kaldırırdı işte temizlerdi sonra çakmakla yakardı. Bu çok ilgi çekici çok basit gözüküyor ama hayat kurtarır. Yemeğinizi yapar. Ciddi hayat kurtarıyor. Yemeğinizi yapar sizi ışıksız bırakmaz. Çok hoşuma gitti. Ben ya. bir şey söyleyeyim benim ha. evim dolu. Bir Neden dolu? Bir olsun olur mu? Ee, Kızım kızı beni he, avşara hediye etmek istiyorum. Ben sana böyle çay ve çayı şey demleyicini. <laughs> tamam. Vereyim ama unutma burada bir tane daha onun şeyi var. Onu da vereyim. Tüp de vereyim. Si, i̇ki canım. iki iki tanenin idare et. Ben sana S muhakkak göndertirim Tamam. Sizinle yani. bir pembe bir de bundan alıyoruz ama resmini de çekeceğiz. <laughs> tamam kızım? E, Alice, e, çok çok teşekkür Biz ederim. Teşekkür geldiğin ediyoruz. için evet. ve gururla bizim sporcularımız her şeyde artık söylemekten de yoruldum. Arkadaşlar bu sporcular dünyada bu Türk bayrağını tanıtan tek kişiler. Kendi markanızdan beraber Gururla taşıyacakları bu Türk bayrağıyla beraber lütfen bu sporculara destek verin. Herkesin şikayet ettiği şey sponsor yok, sponsor yok. Ya e, bu kadar e, olmadık şeylere sponsor oluyorsunuz. Neden bu gençlere sponsor olmuyorsunuz? Neden bunları hırslandırmıyorsunuz? Daha iyi şeyler yapmaları için yani küçücük bir dokunuşunuz çok daha güzel yerlere getireceğinden eminim yani. Halis'cim çok çok teşekkür ediyorum. Ben son te Teşekkür ederim. Kapatabilir miyim? Tabii ki kapatabilirsin. Sponsorluk çok önemli arkadaşlar. İnanın ben bazen annemin ve babamın e, söylediklerine saygı duyuyorum ama söylediklerini yapmıyorum. Ama değer verdiğim iki tane abim var. Bir tanesi Baki Köseliören, Joy Mis ve Fimka Yönetim Kurulu Başkanı. Yıllar önce e, küssekse, darılsak da e, hiçbir zaman böyle bir şeyimiz olmadı onun bize yıllar önce müsabakalara işte uçak biletlerimiz, otel konaklamamız, masraflarımız, kıyafetlerimiz, milli takım formaları yaptığından dolayı 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda geçse unutmazsınız. Emin olun siz de sponsor olun. Bir çocuğun e, ona bir iyilik yapın. O ömür boyu sizi unutmayacak. Hiçbir şekilde ne olursa olsun. Bakın yine söylüyorum. Annemin babamın dediklerini yapmam Saygı duyarım ama dediklerini yapmam. Ama bu Türkiye'de dünyada dinleyeceğim iki tane insan vardır. İki insan var. Birinci derece akrabam dahil dinlemem ama bu adamlar niye? Yıllarca bizi başarıya taşıyıp oraya getirdiler. E, tabii ki. Spordan ve sporculara destek olup sponsor oldum. Ee, Baki Kösel'i e, öğrene Baki abime çok teşekkür ederim. Seyhan Hanım'a tekrar çok teşekkür ederim. Ee, Avrupa Federasyon Başkanımız ve Romanya Federasyon Başkanımız... E, Amato Zaharia çok teşekkür ederim. Kempo'da bize çok yer verdi, dünyada yer açtı. Ayrıca oğlu şu anda Romanya de de Yamato Zah Zaharia şu anda geçen de burada programı aldık. Öyle Kendisi an, şu anda yarışmada kendisine başarılar dilerim Yamato'ya. Geçen senenin de 2018'inde Sur, e, Romanya Survivor şampiyonu. Aa süper. Ve on bundan bir hafta önce de Bakü'deydim. Sayın yani Ali benim e, memleketime e, bir gittin. Sayın Aliyev'in e, anıt kabirini ziyaret ederek çelenk bıraktım sporcularla. E, Ruhuna Fatih okuyarak ayrıldık. Orada da dünya şampiyonu kardeşim var Sayın e, Mirza Mamadov. Ona da çok teşekkür ederim. Hem kardeşim hem ailem hem de dostumdur. E, herkese Azeriler sağlıcakla. Azerileri çok severim. Bizim kardeşlerimiz bizim dostlarımızdır. <laughs> Aynen efendim. Tekrar yepyeni bir programdan görüşmek üzere. Halis Afşar'ı bugün programımıza <laughs> davet ettik, konuk ettik. Ee, siz e, birazcık da olsa sporcuların derdini size anlatmaya çalıştık. Lütfen e, biraz bu sponsorluk olaylarına dikkat edin ve bizim bu sponsorlarımıza, gençlerimize destek verin. E, sizden rica ediyoruz. Tekrar e, yepyeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Orkamp, Aybeniz ile Outdoor programını sundu.